Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün size iğneden tığa çevirdiğim şöyle zarif güzel bir model göstereceğim. Havlu kenar modeli. Şöyle bunu daha önce biraz önce bunun çekimini yaptım. Bu da böyle farklı bir havlu kenarı modeli. Çekimini yaptım. Şimdi bu şekilde yapmış olduğum iğneden taa çevirmiş olduğum çoğunuz görmüşsünüzdür belki böyle bir iğne oyası havlu kenarı vardı bunu bu şekilde tığa çevirdim ben bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim şu kayaların normal 50 santimlik bir havlu kenarına nasıl kuracağınızın tamamını göstereceğim yapmayacağım da bir gülle göstereceğim ama tamamını nasıl yapacağınızı size anlatacağım anlatmadan önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz alttaki bildirim zilinde tıklayarak yapmış olduğum örneklerden anında haber alabilirsiniz. Bakın kızlar şöyle bir tüm elimde şunu da göstereyim. Daha iyi bunu da gösterebilirim nasıl kuracağınızı. Şöyle bir havlu kenarı boyutunda şöyle bir dantelim var. Siz bunu nasıl kuracaksınız kayalarını? Vereceğim sayılara göre size önce bu ucunu kuracaksınız. Bakın buradaki ucunu. Sonraki Sonra buradaki ucunu, kayasını kuracaksınız. Vereceğim sayılara göre arasının mesafesinin hepsi de eşit kalacak, olacak. Bu şekilde kurarsanız. Mesela ben size 11 sıradan diyeyim. 11 sıradan buraya kaya kuracaksınız. 11 sıradan da buraya kaya kuracaksınız. Daha sonra bu uçtaki kayaları kurdunuz diyelim. Şöyle birleştirelim. Uçtaki kayaları kurduktan sonra şöyle bakın uçtaki kayaların ikisi de var diyelim. Daha sonra 11 sıradan böyle tutacaksınız. 5 bu tarafa, 5 bu tarafa. Bir de ortaya geliyor zaten. 11 sıradan da tam ortasına kaya yapacaksınız. Şimdi uçlarla ortasındaki kayalar oldu diyelim. Şimdi bunu bakın şöyle göstereyim. Ortadaki kayamızı kenarını şurası diyelim. Şu kayamızla bu kayamızın şu kenarlarını iç kısımdaki kalan kenarını birleştiriyoruz. Bu şekilde bu kez de 11 sıradan şu ortaya bunun kayalarda farklı başka bir örnek yapacağım ben buna kızlar. Bunu da göstereyim. Bu kez de şu ortasına kuracaksınız ve şu arada mesafe kalacak. Şöyle de göstereyim. Bakın şu boş yerden göstereyim isterseniz. Şurada kayamızın kenarı diyelim. Bu kenarından şöyle şuradaki kayamızın kenarından uçtaki kayamızın kenarından ortadaki kayamızın kenarını birleştiriyoruz. Ve şuradaki kalan kısma aynı şekilde 11 sıradan bu şekilde kaya yapacağız. Bakın şuraya iki boşluklar bu şekilde çiçeğimizi kuracağımız boşlukların hepsi de eşit işte şekilde kalacak. Normalde ne olacak? Bir buraya, bir ortaya, bir kenara kuruyoruz. Daha sonra ortadaki, şu kenardaki kayamızın ikisinin ortasına kuruyoruz. Bir tane kaya, şuralarda boşluk kalıyor. İnşallah anlamışsınızdır. Kızlar yaparken de göstereyim sayısıyla. Bunu hepsini göstermek çok uzun sürüyor. Örerek videolarda sayılarını da vererek şimdi biraz daha anlatmaya çalışacağım size. Şu alt kısmını önce göstereyim kaç zincirden falan yaptığımı. Şuradan ipimi alıyorum. Buraya biraz zincir çekeceğim. Şöyle sayısı yok. Fazla olanı kesiyoruz zaten. Ucunda kalanı kesip yakıyoruz. zincirimi çektim. Buradan birazcık daha çekim kısa oldu galiba. Burada normalde 6 tane zincir atlayarak 7. zincirimize bu şekilde batacağız. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekeceğiz. Şuradan 1, 2 tane zincir atlayarak pardon 3 tane zincir atlayarak 4. zincirimize batacağız sıkı çekiyorum 2 3 4 5 buradaki zincirleri çok sıkı çektim eliniz sıkı değilse buradaki zincirleri 4 de çekebilirsiniz toplamda burayı 1 2 3 4 5 6 7 7 sıra, 8 sıra, 10 sıra istediğiniz sıradan yapabilirsiniz kalınlığını. Buradan 1 2 3 4 5 5 6 tane zincir çekiyorum, dönüyorum ve şu zincirimin ortasına batıyorum köşe kısımlarını 6 tane altışar zincir çekerek bu şekilde batacağız iç kısımlarını 1 2 3 4 5 zincir çekerek böyle zincirlerin üzerine batarak bu şekilde örüp gideceğiz kızlar bu kısmına Dönüşleri 6 iç kısımları 5 eline sıkı değilse, iç kısımlarının zincirini 4 çekin dönüşlerini 5 yapın ben bunu çok sıkı çektim zincirlerine şuradaki zincirler de altı ama buradaki zincirleri gevşek çektim <laughs> şimdi burada modelimin yapımına geçeyim ipimi tığımı sabitledim şu aradan 1 2 3 4 5 6 7 tane Bakın şöyle sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 tane boşluk bırakıyorum. 8. tığımı batıyorum. Buraya gevşek çekiyorum. Buradaki zincirleri. 1-2-3-4-5-6 tane zincirimi çektim. Bu sıradakine batıyorum. 2 2 kere battım. 3 4 5 6 Kızlar şurayı 7 değil de 8 bırakacaktım. Ben yanlış yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 değil. Şurayı 8 bırakın. Şimdi ben şurayı fazla çekip şuradan örmeyeceğim. Şunu keseceğim. Şuradan. Hatta şuradan şöyle keseyim kafanız karışmasın. Bunu buradan kesip alacağım.

9 10 Şurası 11. 11 tane zincirden bu şekilde kayamı kurdum. Buradan tekrar 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Dönüyorum buradaki zincirin üzerine batıyorum tekrar altı zincirimi çekerek yanındaki zincire batıyorum bu şekilde şuraya gelene kadar devam ediyorum Evet başa geldim buradan tekrar 1 2 3 zincir çekerek dönüyorum Şuradaki zincirimin üzerine batıyorum. Tekrar 6 tane zincirimi çekiyorum. Ve buraya batıyorum. Bu şekilde kenarlarından eksilterek kayamızı bitireceğiz. Şuradaki çektiğim 3 tane zincirin içine batmayacağız. Burayı bırakacağız. Şuralara batarak şu büyük zincirlerimize kayamızı bu şekilde bitireceğiz. Evet, kayasını bu şekilde tamamladım. Şimdi şuradan hemen şu kayamın dibinden bakın tığım batıyorum. Buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çekiyorum. Şu bir taneyi atlıyorum ve buraya tığımı batıyorum. Buradan tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 zincirimi çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye Evet. Tepesine geldiğimizde 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Tepeye batıyorum. 6 tane zincirimi çekiyorum, hemen yanına batıyorum. Buradan tekrar 3 4 5 6 8 tane zincirimi çekiyorum, bir tane boşluk bırakarak. Evet buradan aynen kayamızın dibindeki zincire bu şekilde burayı batıyoruz. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincirimi çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Bu şekilde bunun kayaları tümden yapılacak. Daha sonra tümden böyle kenarın zincirine gidip daha sonra sık hinesi gidilerek ortasındaki çiçek daha sonra kurulacak. Evet şuradan bir tane atlıyorum. Şöyle şuraya batıyorum. Şuradan boşluğum kaldı. Buraya mecburen bu şekilde sık iğneyle girip şuradan dönerek 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğnemi yaptım. Hemen şuradaki battığım yere batıyorum. Hepsinin de etrafını kayalarımız da dahil Onlar tane sık iğne ile bu şekilde hepsinin de etrafını çevireceğiz. Evet bu şekilde kayanma 10 ya da 11 tane sık iğne doldurarak kayalarımı tamamladım. Şimdi tersini çeviriyorum. İpimi tığıma sabitledim. Şurada bir ikinci ortasındaki bir tanesini bırakıyorum. 2. şuradaki köprüme başına bir defa doluyorum. Köprümün tam ortasından batıyorum. Şu şekilde 1 iki defa da çıkarıyorum. Buraya şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çekiyorum. Başına yine bir defa doluyorum. Hemen yanındaki köprümün üst kısmına bu şekilde batıyorum. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirimi çektim. Döndüm. Başına 1 2 3 defa doladım ve zincirimin içine bir kere battım. 12 Toplam 21 kere bu şekilde batacağız. Bu zincirin içerisine. Evet 21 kere battım. 21. şuradaki dolgunun üzerine battım. Şimdi buradan 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum, dönüyorum. Buradan bir tane atlıyorum ve ikincinin içine bu şekilde batıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum. Buradan bir tane boş bırakarak şöyle bir tane boş bırakarak ikincinin içine bu şekilde batarak buraya gelene kadar devam ediyorum Evet bu başa kadar geldim bakın şimdi buradan toplamda buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincirimiz oldu üzerinde şimdi buradan bir iki zincir çekerek dönüyorum buradaki zincirimin üzerine batıyorum tekrar buradan 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum sıradaki zincirlerimin üzerine batarak bu şekilde devam edeceğim Evet en üst kısma geldim yine bakın buradan iki tane zincir çekiyorum tekrar dönüyorum. Buradaki zincirimin üzerine batıyorum. Şuradaki zincirlerimizin içine kesinlikle batmayacağız. Şu kenara çektiğimiz çektiğimiz iki zincirin içine şuralara geldiğimizde batmayacağız. buradaki zincirleri de çok sıkı yapıyorum Evet sonuncuya battım bakın buradan bir iki zincir çekiyorum dönüyorum bu şekilde ortadaki bademimizi bu şekilde bitireceğiz böyle döne döne ortasının tamamını bitireceğiz Evet bu şekilde bademimi bitirdim ortadaki bunu eliniz gevşekse 5 değil de zincirlerini dörtten yapın çok açılırsa şimdi ipimi tığıma sabitledim şu kayamın kenarındaki ikinci bakın şuradan ikinci zincirimden pardon kızlar yanlış oldu şöyle bakayım ben de yeni yaptığım için gösterirken şaşırabiliyorum şuradan ilk zincirime tığımı batıyorum buradan bir iki üç tane zincirimi çekiyorum başına bir defa dolayarak batıyorum buraya bir iki tane zincir çekiyorum şu kayamın kenarındaki ikinci dolgumdan şu şekilde geçiriyorum ve dolgumun arkasına batıyorum sık iğne ile iniyorum aynı yere battım. Şöyle bakalım. Evet. Buradan 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Sıradaki şu aradaki zincirime batıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekerek hemen yanındakine geçiyorum. Buradan 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Başına bir defa doluyorum. Buraya batıyorum. Buradan 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Dolgumun arkasına batıyorum. Sık iğne ile aşağıya kadar iniyorum. Ve aynı yere tekrar batıyorum. Buradan 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Şu aradaki sıradaki zincirime batıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir daha çekiyorum. Sıradakine batıyorum. Tekrar buradan 1, 2, 3 zincir çekip başına bir defa dolayıp aynı şekilde dolgumu yapıyorum. Şu tepesine geldiğimizde şöyle bakayım. Tepesine gelene kadar yapayım. Daha sonra şu tepesini göstereyim size. Evet, bu uç kısma geldik, tepesine tam. Şimdi buradan 3 tane zincirimi çekip şuradaki zincirime batıyorum. Tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. Tepesine batıyorum. Buradan tekrar 3 zincir çekip başına bir defa doluyorum. 2 defa da çıkarıp tekrar 3 zincirimi çekiyorum. buradan aşağıya dolgumu yapıyorum buraya tekrar 3 zincirimi çekiyorum başına bir defa doluyorum tekrar batıyorum buraya aynı şekilde iki tane daha yapıyorum Evet bu şekilde tepesine geldim bakın 3 tane yaptım tepesine buradan tekrar üç tane zincirimi çekip şuradaki sıradaki zincirim şu sıradaki zincirime batıyorum tekrar 3 zincir çekiyorum sıradakine batarak buraya bu şekilde kenarlarına birer tane böyle çubuklarımızı yapıp aşağıya kadar şuraya gelene kadar iniyoruz burada buradan şu kenardaki şu ikinciye ekleyeceğiz ucunu Evet en sonuncuya geldik. Şimdi buradan bir iki tane zincirimi çekiyorum. Şöyle şu kayamın kenarındaki bir ikinci şöyle çevireyim şunu çıkarayım şuradan şuradaki ikinci yaptığımız şu dolgulardan tığ batıyorum şöyle içinden çıkaracağım ancak bu şekilde eklenir buraya Evet içinden çıkardım şimdi dolgumun şuradaki yaptığım dolgunun üzerine sık iğne ile yapıyorum şöyle aşağıya kadar indim burun buradan kestim bir tuhaflık oldu ama burada kestim neyse evet bu şekilde buraya ekledik bunları uçlardan bu şekilde ortasına bademimizi yaptık. Şimdi şu kenarının yapımına geçelim. Bir üst sıranın şurayı yakayım. üst sıra üst bu beyazın üstündeki sıramızı tersinden başlayacağız. Şöyle tersinden şu kayamın kenarına ikinciden burayı eklemiştim. Bunu şu üçüncünün üzerine tığımı batıyorum. Böyle mi yapmışım? Bakayım. Yok kızlar. Üçüncünün üzerine batmamışım. şunun üzerine batmışım. Şu beyazın üzerine batıyorum. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çekip şu kenara yaptığımız şu şu bukmadı diyeyim, yaprak mı diyeyim şuralarına işte 2 3 4 5 6 7'şer tane zincir çekerek Hepsinin de üzerine bu şekilde buralara da yedişer zincir olacak aralarına. Hepsinin de üzerine bu şekilde bir sıra buraya kadar geleceğiz ve buraya tekrar ekleyeceğiz. Dönüş yapacağız. Evet buraya kadar geldim. Etrafını çevirdim. Buraya kadar geldim. Şimdi buradan dönüyorum. Buradaki zincirimin içine 1 2 3 4 tane sık iğnemi yaptım buraya 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar batıyorum. 1 2 3 4 tane sık iğnemi yapıyorum. Geçiyorum. 1 2 3 4 sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 Altı zincirimi çekerek batıyorum. Tekrar dört tane sık iğnemi yapıyorum. Karşı tarafa geçiyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Evet kızlar, bu sırasında bitirdik. Bu şekilde. Şimdi buradan tersini çeviriyorum. Şöyle, şu kayanın kenarındaki. 3. buraya yaptığım dolgudan şöyle bakın 1 2 3. dolgudan şuraya zincir mi diyeyim dolgu mu diyeyim ismini de bilmiyorum. Ne olduğunu. Batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimi çekiyorum ve şuradaki zincirimin üzerine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimi çekiyorum. Bu zincirimin üzerine batıyorum. Hepsinin üzerine 10 tane zincir çekerek bu şekilde karşıya kadar geleceğiz. Evet kızlar, buraya kadar geldim. Tekrar 10 tane zincirimi çektim. Şuradan bakın 1 2 tekrar kayamın kenarındaki şurada 3. dolguma bu şekilde batıyorum. Şöyle şuralar şuraları da göstereyim de size. Burayı nasıl yapmışım? Bakın, şuraları daha küçük yapmışım. Kayaya gelen yerleri. Şuralara dikkat edin. Bak buraya ne yapalım? 4 zincir çekelim. Buraya 10 tane zincir çekilmeyecek. 4 tane. Başlangıç kısmında başlarken 4 tane zincir çekerseniz ben şimdi yaparken küçülteceğim burayı. 4 tane zincir çekerek batın. Çünkü burada yeni fark ettim. 1 2 3'üncüden şöyle küçük zincir çekmişim. 3'er 4'er tane zincir çekmiş. Daha sonra geçmişim. Şimdi yeni fark ettim. Şimdi dönüyorum. Ya mesela 5 tane dolgu yaptım. Geçişimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane dolgumu yaptım. Sıkıştırarak yapalım buradaki dolguları ki görünümü güzel olsun. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bakın bura 11 tane gevşek yaptım herhalde 11 aldı 12 sıkıştırarak bu şekilde buraların dolguların bu şekilde dışına doğru böyle olacak. En sıkı şekilde nasıl dolduruyorsanız bu zincirleri kaç tane alıyorsa o şekilde üzerini doldurursanız daha güzel durur. Şimdi şu başa kadar geleceğim ve bitişini hep beraber bakalım bitmişine. Evet kızlar bu şekilde tamamladım bitirdim şurayı tekrar söyleyeyim şu kenarlarını dörder zincir çekerek başlayın ben başta yanlış göstermişim sonunda düzelttim ama şuradan dörder zincir çekerek şuraya sabitleyin daha sonra onar tane zincirinizi gidin bu şekilde havlu kenarım bitti bu bir havlu kenarının yarısından şu kadar fazla kızlar bakın şu kayanın yarısı şurası bir havlu kenarının yarım havlu kenarı Bakın. Şu yarısı kayanın diğer tarafına ait. Bu kadar yarısı bu şekilde aynen şimdi de bir anlatayım. Bu iki ucunu kuruyorsunuz kayalarınızın önce verdiğim sayıya göre. Sonra böyle ikiye katlıyorsunuz buradaki kemeri. Bu şekilde sayarak iki tarafından ortasının kayasını kuruyorsunuz. Daha sonra bu orta boş kalacağı için ortada kaya oluyor katladınız yaptınız şu köşede de kaya oluyor şu ortası boş diyelim bunu tekrar ne yapıyoruz Şuradaki kayamı bakın katlıyorum şu kenardan şu ortadaki kayamın kenarıyla birleştiriyorum bu şekilde birleştiriyorum tekrar verdiğim sayıya göre sayarak iki tarafından 11 tane bu şekilde eşit şekilde buradaki kayayı yapıyorsunuz kenarını Bakın önce bu ucunu sonra ortasını sonra bu şekilde ikiye katlayarak ucunu şu ortası diyelim ortasıyla beraber ortasından tarafı böyle ikiye katlayarak aradaki kara, kayayı kuruyorsunuz. Sonra zaten şu kenarındaki olmayan kenarını aynı şekilde katlarsınız buraya ortasındaki kayayı kurarsınız. Bu şekilde şu yarıma kadar bakın yarım havlu kenarı toplamda 4 tane bu şekilde badem 1 2 3 diğer kenarında 2 tane kaya geleceğine göre 5 tane kaya oluyor 4 tane de badem oluyor bir havlu kenarında Evet kızlar çok kolay aslında ben bunu oturdum ama öyle zorlanacağınız bir şeyi yok durumu yok görünüşte çok güzel havlu kenarının bu şekilde ben bunu saate bakayım. Oturdum saat 2 idi kızlar. Bakın çekimle oturduğumda bayağı yordu beni. Şu anda saat 5, 3 saat oldu. 30 küsür dakikalık çekim yaptım ama 3 saatte yaptım. Yapacağım. İnşallah beğenmişsinizdir kızlar. Gayet güzel oldu bence. Bir de kolay yeni bir havlu kenarı modeli yapmış olduk. Bu şekilde. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.